Enerji Tasarrufu Haftası dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve AKEDAŞ tarafından düzenlenen enerji tasarrufu ve elektriğin verimli kullanılması konulu kompozisyon yarışmasının sonuçları belli oldu. AKEDAŞ ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce ortaklaşa düzenlenen enerji tasarrufu ve elektriğin verimli kullanılması kompozisyon yarışmasında birinci, ikinci ve üçüncü olan öğrencilerimiz bugün ödüllerine sahip oldular. Ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören lise öğrencilerinin enerji tasarrufu ve elektriğin verimli kullanımını önemsenmesini sağlamak ve öğrencileri tasarrufa teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışmada kazananlar ödüllendirildi. Evet, ben bu ödülü vermekte memnun olduğumu tekrar ifade ediyorum. AKEDAŞ tarafından dereceye giren il birincisi Afşin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Emine Kılınç oldu. Bütün öğrencileri tebrik ediyorum ama Emine bayan olduğu için biraz feministlik duygularımı öne çıkararak Emine'yi iki kez tebrik ediyorum. Enerji tasarrufu ile ilgili zaten çok fazla israf falan yapıldığı için ben de buna toplumu bilinçlendirmek için bir şey koymak istedim. Böyle bir çalışma yapmak istedim biraz daha faydam olsun diye. Çok fazla ışıklar açık kalıyor, musluklar açık kalıyor. Ondan sonra her şey israf ediliyor gibi geliyor bana. İl ikincisi Şehit Erol Olçak Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Kadir Avşaroğlu ve il üçüncüsü ise İMKB Gazi Mustafa Kemal Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Enes Ödemişoğlu oldu. Enerjinin hayatımızda gerekli bir şey olduğunu herkes zaten biliyor. Bütün insanlar bu kadar enerjiyi çok boş yere harcadığından ben de böyle bir kompozisyon yazmak istedim. Öğretmenlerimin yardımıyla da başardım. Gerçekten üçümüzün de çok iyi iş çıkardığını düşünüyorum. Bütün herkesin yani tüm öğrencilerim böyle şeyler yapmasını lazım olduğunu düşünüyorum. Çünkü şimdiki çocuklar geleceğin insanları olacaklar. AKEDAŞ binasında düzenlenen ödül töreninde İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak üstlenmiş olduğumuz yükün altından kalkmış olmanın verdiği mutluluğu sizlerle birlikte paylaşıyorum. Sizi zengin yapan ve hafızanızı kalıcı kılan yapmış olduğunuz tasarruflardır diyen Akkurt konuşmasını şöyle sürdürdü. Sizi zengin yapan, hafızanızı kalıcı kılan yapmış olduğunuz tasarruflardır aslında, hatırlayabildiklerinizdir. Meşhur bir sözü hatırlıyorum. Diyor ki, yedikleriniz sizi güçlü kuvvetli yapmaz, ancak sindirebildikleriniz. Okuduklarınız sizi alim yapmaz, ancak hatırlayabildikleriniz. Bugün sizi zengin yapan kazandığınız para değil, belki tasarruf edebildiklerinizdir. Biz bugün Türkiye'de ve Kahramanmaraş'ta biraz da tasarruf kültürünü öne çıkarmak adına bir program yaptık. Akkurt konuşmasının sonunda programa katılan ve emek veren herkese teşekkür etti. Başarı gösteren, dereceye giren öğrencilerimiz başta olmak üzere bu programa katılan, emek veren bütün öğrencilerimize, okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve ailelerine teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. AKEDAŞ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürü Mustafa Yılmaz bu yarışmayı farkındalık yaratmak için düzenlediklerini söyledi. Tasarruf hayatımızın her alanında, her konuda olması gereken bir şey. Ve vazgeçilmez aslında hayatımızın. Özellikle biz enerji tasarrufuyla ilgili böyle bir kompozisyon yarışmasını düzenlemek ve öğrencilerimiz vasıtasıyla velilerimiz üzerinde öğretmenlerimizin zaten bu konudaki olan değerlendirmelerini biliyoruz. Velilerimiz üzerinde de bir farkındalık yaratabilmek için, bu noktaya biraz ilgi çekebilmek için böyle bir yarışmayı düzenledik. Yılmaz kazanan öğrencilerin isimlerini açıklayarak kendilerini tebrik etti. Öğrencilerimizin ismini özellikle zikretmek istiyorum. Afşin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Emine Kılınç kızımız bu kompozisyon yarışmasını birincilikle tamamlamış. Hakikaten çok güzel bir yazı kalem almış. Kendisine çok teşekkür ediyorum. İkinciliği merkez ilçemizden Şehit Erol Olçak Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencimiz Kadir Avşaroğlu yavrumuz aldı. Kendisini kutluyor. Teşekkür ediyorum. Üçüncülüğü Elbistan'dan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Gazi Mustafa Kemal
çok programlı Anadolu Lisesi'nden Enes Ödemişoğlu yavrumuz almış. Kendilerini kutluyor, tebrik ediyorum. Hayatlarında bundan sonra başarılı, mutlu bir yaşam diliyorum. Aksu TV Genel Müdür Yardımcısı Erol Öner, bizler bu projenin tanıtım ve medya ayağında görev aldık ve bu görevden dolayı mutlu olduk dedi. Bilindiği gibi ağaç yaşken eğilir. Tabii biz bu projenin tanıtım ve medya ayağında bulunduk ve bulunmaktan da mutlu oluyoruz. Nedir efendim? Parayı kazanırken değil, harcarken tasarruf ederiz. Sadece enerji alanında değil, diğer alanlarda da tasarrufun önemine değinen Öner, emeği geçenlere teşekkür ederek öğrencilere başarılar diledi. Her alanda, yani sadece enerji alanında değil, diğer alanlarda da tasarrufun büyük bir önemi var. Ben yarışmaya giren, özellikle yani az önce de müdürümle konuştuk, Afşin toprağı biliyorsunuz her kapının arkasında bir şair var, bir yazar var, bir çizer var. Ben birinci olan arkadaşımızı ve diğer arkadaşlarımızın hepsini birinci olarak kabul ediyorum. Ve bu yarışmaya giren tüm arkadaşlarımızı kutluyorum. Düzenlenen tören ödüllerin öğrencilere verilmesi ve hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.